hayatında kapanmayacak bir araya dokundum değil mi işte? Ya açma şu pislik ağzını, çık şuradan! Çok ağır değil mi? Seni seçmediğini, seçemediğini görmek çok ağır değil mi İcler? Ne kadar acı değil mi İcler? Bu ağırlığın altına gönüllü olarak girmek ne kadar acı değil mi? Eğer Nur'la oynadığınız oyun tutmasaydı, eğer polisler zamanında yetişmeseydi, İkiniz birden ölmeyin diye o seçimi yapmak zorunda kalsaydı ne olacaktı İcdel? Sus artık. Sus artık, sus. Ben sussam bile kafandaki sorular susacak mı? Bundan sonra Yiğit'e her baktığında kendine aynı soruyu sormayacak mısın? Yok canım. Ne diyorum ki ben? Ne sorusu? Hangi soru? Soru falan yok değil mi? Yiğit cevabını sessizliğe gömülerek verdi İcdel. O izbe yerde, o karanlığın içinde seni seçmediğini sessizce haykırdı. İstediğin kadar ağla. Yetmedi işte. Çocuğunun annesi olman bile seni seçmesine yetmedi. Adam seni öldürdü. Uğruna bu gözyaşları döktüğün adam kendi elleriyle seni orada öldürdü İclal. O seni öldürse de ben yaşatırım. O seni ağlattı ama ben güldürürüm. İzin ver bana. Yalvarırım bana izin ver İclal. Bırak sana yaşattığı acıyı alayım. Bırak açtığı yaraları kapatayım. Hayatında bir kez olsun sevilmenin. Gerçekten kalpten sevilmenin ne demek olduğunu yaşamak için bana izin ver İclal. Papatya çayı mı yaptın? Malum olmuş vallahi, ayıptır söylemesi. Biraz gazım var da rahatlatıyor ya beni. Yalnız bu İcil Hanım için. Efendim? Versene şunu. Bıraksana şunu ya. Kızım ver. Bana bak. Gidiyorsun, bir bardak daha getiriyorsun. Gözlerini de öyle belertme. Vallahi seni Cahit Bey'e söylerim. Papatya çayı istedim, vermediler derim. Oğlumuzun alnında ne böyle papatya çıkar derim. Deli mi ne ya? Hayret bir şey. İcil Hanım'la karşılıklı bir çay içelim bakalım. Büyük macerayı bir daha anlatsın. Seni aşkla tanıştırayım İclal. Seni onu sevdiğin gibi seveceğim biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Vazgeç. Yiğit'in adından vazgeç. Ne olur vazgeç İclal, bana bir şans ver. Gerçekten sevilmenin ne demek olduğunu anlamak için bana bir şans ver İclal. Hastalıkla aşkından etkilendiysen sen. Defol be! Defol, uzak dur benden, çık gitme odadan. Çık. Bana direniyorsun ama nafile işle. Defol! Çık gitme odadan, çık. Nafile. Allah kahretsin! Allah kahretsin. Yok artık. Ah.
inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ne oldu Elmas? Ay ben şok. Ben iptal şu anda. Aldır bir sakinleş, bir su iç. İclal. İnanamayacaksın İclal. Ne oldu İclal'e? Ay Fırat'la. Ay İclal'le Fırat öpüşüyordu. O seni öldürse de ben yaşatırım. O seni ağlattı ama ben güldürürüm. İzin ver bana. Yalvarırım bana izin ver İclal. Bırak sana yaşattığı acıyı alayım. Bırak açtığı yaraları kapatayım. Hayatında bir kez olsun sevinmenin. Gerçekten kalpten sevinmenin ne demek olduğunu yaşamak için bana izin ver İclal. Sen beni duymuyor musun? Neredeyse öpüşüyorlardı diyorum. Sen nasıl böyle rahat rahat oturuyorsun burada ya? Neredeyse. Yani öpüşmediler. Anur gerçekten şakasın. Vallahi şakasın sen. Ya dudak dudağı gördüm diyorum. Dip dibe gördüm diyorum. Artık bunun öpüşmesi mi kalmış ya? İclal diyorum, Fırat diyorum, bomba diyorum. Sen hala ne duruyorsun? Ne yapıyorsun sen? Yiğit'i arıyorum ve senin kaderini değiştirecek bombayı patlatıyorum. Saçmalama Elmas. Asıl sen saçmalama. Ya İcrali Yiğit'in kuzeniyle yasak aşk yaşarken yakaladım ve sen hala duruyorsun burada. Git işte bombayı patlat, çek al adamı. Onu da mı ben yapayım? Hiçbir şey yapmayacaksın. Ne gördüysen unutacaksın. Ciddiyim Elmas. Pardon? Ciddiyim dedim. Ay senin herhalde kafana bir şey düştü. Vallahi seni bu kaçırdıklarında herhalde sen insatlı olsunlara karıştın. Fırat İcrali'ye aşık, bunu biliyorum. Ne? Ay bunların daha önceden ilişkisi var ve sen biliyor musun bunu? İlişkileri yok. Tek taraflı aşk. Tehlikeli bir takıntı. İcrel'in Yiğit'e olan takıntısı gibi. Başlarım be takıntısında. Adı artık her neyse. Sen bunu biliyorsun ve kullanmıyorsun öyle mi? Bak, senin düşündüğün kadar basit değil. Lütfen kurcalama Elmas. İşin ucu çok kötü yerlere gider. Senin bile tahmin edemeyeceğin yerlere. Ay bu kadar değil, değil mi? Başka şeyler de var. Sen biliyorsun, anlat bakayım. Seni ilgilendirmiyor ve ilgilendirmeyecek. Bak, o ikisiyle ilgili aklından her ne geçiriyorsan sil at, tamam mı? Unut gitsin. Bak eğer bu işin peşine düşersen bu seni eski Elmas yapar. Eski Elmas olmak istemiyorsun değil mi? Bak nerelere giriyor ya. Girelim. Hiç kusura bakma. Bu işin şakası yok. İcral'le de Fırat'la da uğraşmanı istemiyorum. Bugün gördüklerini unutacaksın. Yiğit'e tek kelime edersen... Ben gerçekten sana inanamıyorum ya. Ay sen resmen İcral'i koruyorsun. Allah'ın başımıza taşlar yağsın. Kıyamet kopsun inşallah ya Rabbim. İcral'i korumuyorum. İnan bana İcral'i korumuyorum. Biliyorum. Yaşadıklarımızı atlatmak kolay olmayacak. Bir günde geçmeyecek belki ama eninde sonunda geçecek. Hiç merak etme. Söz veriyorum geçecek. Tamam mı? Bundan sonra Yiğit'e her baktığında kendine aynı soruyu sormayacak mısın? İciler.
Yiğit cevabını sessizliğe gömülerek verdi İclal. İstediğin kadar ağla. Yetmedi İclal. Çocuğunun annesi olman bile seni seçmesine yetmedi. Adam seni öldürdü. Uğrunda bu gözyaşları döktüğün adam kendi elleriyle seni orada öldürdü İclal. Bir şey mi oldu? Biliyorum. 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 Hadi bakalım. Bak, anneyi yataktan düşürmek yok, tamam mı? Öyle ayağını ağzına burnunu uzatmak, sokmak da yok. Anlaşıldı mı? Tamam babacığım. Ha bir de ne yok? Horlamak yok. Ben horlamıyorum ki ama sen horluyorsun. Allah Allah, şuna bak ya. Sen bizimle yatmayacak mısın baba? Ben şey yatsın oğlum. Babamla hep beraber yatarız sanmıştım. Benim oğlum, babanın işi var. Hem üçümüz sığmayız yatağa, rahat edemeyiz. Hadi sen iyi geceler de babana artık. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Anne, seni çok özledim. Kötü Cadı Nur masalını bile özledim. Artık Kötü Cadı Nur masalı yok oğlum. Artık yok. O buz gibi penceresiz odada hiç bitmeyecek sandığım kabusu yaşadıktan sonra seninle böyle deniz kenarında el ele yürüdüğüme hala inanamıyorum. Atlatmak kolay olmayacak Nur. Arkamızdaki gölgeleri de atlatmak çok kolay olmayacak. Bu konu tartışmaya kapalı. Hiç açma. Tamam. Tamam, bir şey demedim. Şey, Yiğit, hani demin dedin ya hiçbirimiz için kolay değil. Merak ettim. İcel nasıl? İyi değil. İyi değil ve farklı. Farklı mı? Farklı. Yani anlatmak kolay değil. İnan bana, yaşamak daha zordu. Yani tuhaftı. Böyle ikimiz el ele. Nur. Haklısın. Tamam. Ama en tuhafı neydi biliyorsun değil mi? Biliyorum, çok iyi biliyorum. Hiç merak etme. Yani biri bir gün bana üçümüzün birbirimize sarılacağını söyleseydi ona ne yapardım bilmiyorum. Hayat gerçekten tuhaf. Bizi tuhaf yerlerden sınıyor. Evet. Tüm zorluğu ve tuhaflığıyla. Dedim ya, atlatmak kolay olmayacak. Tabii bu arada biz hep üçümüzden bahsediyoruz ama orada dört kişiydik. Bir de Fırat Bey vardı. Son kahraman Fırat Bey. Kızgın gibisin. Arkamdan beni takip etmiş, gizlice oraya gelmiş ve hayatını tehlikeye atıyor. Neden? Sonuçta kardeş çocuklarısınız siz. Ha, kardeş çocuğuyuz. Hepsi bu kadar mı? Biz kardeş çocuğuyuz ve son cengaver de Fırat Bey, öyle mi? Yapma Yiğit ya. Yani adama teşekkür edeceğine böyle tuhaf tuhaf sorguluyor musun? Sorgulanmayacak gibi değil ki. Ya ben nereye varmaya çalıştığını anlamadım. Gerçekten anlamadım. Varılacak bir yer varsa varacağız elbet. Elbet varacağız. Thank you.
Ayşe için. Pardon ya. Konuşmamız lazım İcler. Yiğit, şu Fatih ile Rıdvan meselesini konuştun mu? Yiğit, dinliyor musun beni? Ne? Ne söyledin? Fatih'e diyorum. Şu olayları anlat diyorum. Hayırdır? Artık özel maceralarımızı da mı rapor edeceğiz ortağımıza? Sen dalga geç, dalga geç. Adam şu böcek olayı yüzünden kim bilir nasıl takıldı bize. Gözü nasıl korkuyor belli değil. Tabii tabii. Komik değil mi? Çok komik. Vallahi gerçekten çok komik. Yani adam bunların ne olduğu belli değil. İş adamı dedik, mafyöz tipli herifler çıktı diye Almanya'ya bir rapor ederse ben seni o zaman görürüm. Ya ağlama artık be, ağlama. Tamam korkma. Konuşuruz, hallederiz. Mağdur olduğumuzu anlar. Zeki çocuk. Hem dahi adam değil mi bu ha? Almanların dahi Türk'ü. Merak etme. Anlar bizim kötü taraf olmadığımızı. Allah hayırlısıyla şu Almanya meselesinden bir kurtulsak. Amin. Amin. Ben de çok istiyorum. Hiç merak etme. Cahit. Şu Fırat. Fark ettim. Sen bu ara biraz takıksın Fırat'a. Sence neden yaptı? Hı? Neden canı pahasına oraya geldi? Yiğit bir cevap arıyor. Fırat'la ilgili bir cevap. Aklındakilerinin ne kadarını bana yansıtıyor bilmiyorum ama Fırat'ın bu fedakarlıkları kafasında dönüp duruyor. Oh, sen de onu gaza getirip duruyorsun tabii. E tabii canım. Öyle gaza getiriyorum ki hızımı alamadım, buraya senin yanına geldim. Ya Nur, bırak Allah aşkına ya. Fırat ve benim için endişelendiğini iddia etmeyeceksin herhalde değil mi? İzninle. Tabii ki de sizin için endişelenmiyorum. Allah Nurcuğum, sen Yiğit için istediğin kadar endişelen. Benim bu düştüğüm zor durumdan zevk almadığını iddia edemezsin değil mi? Tamam ya, tamam. Ben niye geldim ki buraya? Neden uğraşıyorum ki ben seninle? Seni hiç tanımıyormuşum gibi neden uğraşıyorum? Siz iki entrika mühendisi ne yapar ne eder bundan da sıyrılmanın bir yolunu bulursunuz. Benim uyarılarıma ihtiyacınız yok. Öf, tamam be. Tamam, gel. Gel, madem bir şey attın ortaya devamını getir. Detay ver. Ne? Ne düşünüyor Yiğit? Ne var aklında? Önce şunu fesat kafana bir sok. Ben gerçekten Yiğit'in sizinle ilgili bir şey öğrenmesini istemiyorum. İşin ucu oynadığınız o iğrenç oyuna gelirse neler olabileceğini ikimiz de çok iyi biliyoruz değil mi İciler? Kolyen gibi olay kopar İciler. Yiğit'i yapabileceklerinden korumak için o iğrenç sırrınızı korumak zorundayız. Ya bizim Fırat, dünyanın en ödlek, en kaypak adamı. Aman bana bir şey olmasın, aman ortam bozulmasınca adam. Oraya geldi, omzundan vuruldu, ölebilirdi. Ne yaptı? O yaralı haliyle geçti ortaya. İcdel'i seç, İcdel'i kurtar diye bağırıp çağırdı. Bir dakika, bir dakika. Yani şimdi sen Fırat'ın oraya İcdel için mi geldiğini söylemeye çalışıyorsun? Bilmiyorum, ben sadece sana yaşananları anlatıyorum. Bu hikaye çok tuhaflaşmaya başladı Yiğit. Yani sen yoksa... Neden? Neden diyorum yani, neden? Neden beni takip edip oralara kadar geldi? Neden kendini canını tehlikeye attı? Niye? Sebep ne? Sormadın mı? Sordum. Sordum, sonrasını biliyorsun zaten. Yani şimdi Fırat İcdel'e... Canını verecek gibiydi. Oraya resmen canını vermek için gelmişti. Yok canım, yok. Ya olamaz öyle bir şey ya. Ya sonuçta biz kardeş çocuklarız, olur mu öyle şey ya? Bu nasıl bir şüphe? Bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Bu nasıl bir şüphe? Bilmiyorum, adını koyamıyorum. Koymuyorum adını.
Koyamıyorum. Ama adını bir koyarsan... Adını koyarsan... Nereye? Fırat, İcdel'le. Yok, yok canım. Olur mu öyle şey ya? Olmaz öyle şey. Olamaz yani. Yiğit'in içine kurt düştüyse onun peşinden gider. Onu tanıyorsun. Fırat da sen de artık her zamankinden daha dikkatli olmak zorundasınız. Ne demek ya dikkatli olmak zorundasınız? He? Ne ima ediyorsun? Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Laflara bak laflara. Allah Allah, ben niye dikkatli olacakmışım ya? Sanki benim aramda Fırat'la bir şey varmış gibi ne biçim konuşuyorsun sen? Bir şey ima ettiğim yok. Önce bir sakin ol. Fırat'la aranda bir şey olmadığını da, o zavallının duygularının tek taraflı olduğunu da biliyorum. Hiç değilse şimdilik. Ama ya, ama bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Hep bir ima, sürekli bir ima, bir laf sokmalar falan ya. Köpürmeye menajer. Sadece duygulardan bahsediyorum. Neden olmasın? Adam bana kalırsa en az senin Yiğit'e olduğun kadar sana takıntılı. Yani o tuhaf duygusuna tertemiz bir aşk diyemem ama... Bir dakika, bir dakika Nur Hanım, bir dakika sen orada bir dur bakalım. Ha. Seninki büyük aşk, benimki takıntı, öyle mi? Ya arkadaş, sen ne kadar yüzsüz, ne kadar arsız bir kadın. Aa, tamam tamam. Konu ben değilim. Senden ve Fırat'tan bahsediyoruz. Bak ya, hala ne diyorsun ya? Fırat'la ben diye bir şey yok, sen anlamıyor musun? Basmıyor mu senin o kafan? Allah Allah, bir de yazayım, eline mi vereyim Nur ya? Fırat'ın sana olan duygularını sağlıklı bulmuyorum. Bize oynadığınız o iğrenç oyundan sonra... o hastalıklı duygularına da saygı duymuyorum. Ama biliyor musun? Belki sen Yiğit takıntından vazgeçebilseydin, o hastalıklı duyguların adı gerçekten aşk olabilirdi. Yok ya. Yok yok, ben seni anladım. Vay be, kadındaki kafaya bak be. Ben Fırat'a şans vereceğim, sizin yolunuzdan çekileceğim değil mi? Oldu güzelim, oldu. Masaj da ister misin yanında ha? Umutsuz vakasın İcral. Ne demek istediğimi anlamıyorsun bile. Gerçekten merak ediyorum. Ne yapacaksın sen? Hayatını Yiğit'le benim aramı bozmaya mı adayacaksın? Gençliğini... seni asla beni sevdiği gibi sevmeyecek bir adam için... onu zorla elde etmek için oyunlar oynayarak mı harcayacaksın? Ucuzsun. Sen gerçekten çok ucuzsun. Resmen beni Fırat'a yönlendirmeye çalışıyorsun. Sen utanmadan, sıkılmadan beni çocuğumun babasını kuzenine itiyorsun. Sen ama utanmadan, sıkılmadan çocuğunun babasının kuzeninden hamile kaldın, değil mi? Bak. Eğer bu işi bu kadar çok çirkinleştirmeseydiniz... bir an düşünmez... Yiğit'e... Fırat'la birbirinize bir şans verirseniz... mutlu olma ihtimalinin olduğunu söylerdim. Bunu sana kötülük olsun diye değil. Aksine... hayatta gerçekten seni bir şekilde seven biriyle... bir şeyler yaşama ihtimalin olsun diye yapardım. Ve ister inan, ister inanma... olaylar bu kadar çirkinleşmiş olmasaydı... bence Yiğit bile... Fırat'ın duygularını anlamaya çalışabilirdi. Çünkü o da senin mutlu olmanı isterdi. Sen hayal dünyasındasın ya. Beni o kadar aşağılıyorsun ki... Yiğit'in beni umursamayacağından o kadar eminsin ki... neredeyse Yiğit, eski karısı ve kuzeni birlikte olsun diye sırtınızı sıvazlar diyeceksin be. Sen uçmuşsun. Sen benim hayatımda gördüğüm en terbiyesiz kadınsın be. Ayrıca artık şundan da eminim. Yiğit'i Fırat diye dolduran sensin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen o Fatih var ya Fatih. Sen onu da sırf bunun için kullanıyorsun. Pardon? Fatih mi? Ay sen gerçekten paranoyaksın İcral. Kendin o kadar güvenilmez... o kadar fesat bir insansın ki, benden de kötülük ve fesatlık bekliyorsun. Ya bırak! Bırak artık şu havalı lafları, bir kenara bırak ya! Fırat duymuş o ikisini konuşurken. İkisi tartışıyorlarmış. İkimizin adı geçmiş, çocuk kulaklarıyla duymuş.
Sen var ya sen. Sen ilk aşkını bile Yiğit'i elinde tutmak için kullanacak kadar gözü kara bir kadınsın sen. Tamam. Tamam ya. Ya ben neyi konuşuyorum ki boşu boşuna? Ne yaparsan yap. Ama Yiğit'in başını belaya sokacak bir şey yapma. Gel. Hı? Bak, akıl ocağın da geldi. Hadi. İstersen bu konuyu da annene bir danış ha. Ne iş var bunun burada? Ha? Ne diyor bu? Sana yardım etmeye çalışan da kabahat zaten. Tabii ya. Ben neredeysem siz oradasınız. Harika. Ne dediğini anlamıyorum. Neden gelmiş bu diye soruyorum. Öyle geçerken uğramış diyorsun. Ya şaka mısın sen? Ne demek geçerken uğradı? Ya ne oldu yani? Şimdi 24 saat bundan beraber vakit geçirdiniz diye samimi mi oldunuz siz? Ha anneciğim. Kankito olduk biz Nur'la. Biz artık kankitoyuz Nur'la. Sen benden yine bir şeyler saklıyorsun İclal. Anne ama ya üstüme girip durma benim ya. Söyle o zaman ne olduysa. Niye böyle konuşuyor bu? Ne öyle çıkarken bir Eda bir çalım, akıl ocağın geldi falan. Ne danışacakmışsın sen bana? Anne vallahi bak daral geliyor. Hep daral oldu buralar ne olur ya. Fırat'la ilgili değil mi? Tabii ya. Tabii Fırat'la ilgili. Kadın her şeyi biliyor. Fırat bir kahramanlık gösterisi yaptı. Yiğit'i dolduruyor değil mi bu? Öyle değil. Tam olarak öyle değil yani. Bu şimdi bizim Fırat'la oynadığımız oyunu Yiğit öğrenmesin istiyor. Bu Yiğit'in yapacaklarından korkuyormuş. Palavra. Bu kadın şeytana pabucunu ters giydirir. Almış seni yine avucunun içine belli. Belli yani. Nereye gidiyorsun sen? Ben bir saate döneceğim anne sen bekle beni. Hilal. Evet kuzen. Buraya niye geldiğimi biliyorsun herhalde. Yiğit Bey'e baktın sen ama gitti. Bu kadar erken mi? Nereye gitti? Bilmem. Keyfinin kahyası olmadığım için sormadım. Sempatik şey. Teknik takibe geçebildik. Bütün iletişimini uydu üzerinden yapıyor. Bizi biraz yavaşlatıyor ama eninde sonunda o Rıdvan denen herifin... Anlıyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben sizi arayacağım. Peki, görüşmek üzere. Hayır. Telefonunu mu değiştirdin? Yurt dışı görüşmeler için bazen onu kullanıyorum.
Ha, Türkçe konuşuyordum da. Bugün çok meraklı gördüm seni. Affedersin. Telefon biraz değişik geldi sadece. Yani bu modeli daha önce görmemiştim. Dikkatimi çekti. Çok beğendiysen sana da alalım bir tane. Yok. Demin meraklısın dedin ya bana. Merakımdan geldim yanına. Peki. Bakalım konu neymiş ve merakını nasıl giderebilirim? Konu ben. Ben ve Celal. Yani tuhaf bir soru olacak aslında. Nasıl bağlayacağım, nereden bağlayacağım ben de bilmiyorum ama... İcilal'le benim hakkımda Yiğit'le ne konuşuyorsun? Dünkü tartışmayı unut. Çünkü ben çoktan unuttum. Buraya gelme sebebim kim ölecekti, kim kalacaktı meselesi değil. O konuyu kapattık gitti. Sen bana bir soru sordun. Şimdi ben sana bir soru soruyorum. Senin orada ne işin vardı Fırat? He? Bak, birlikte çok yakın zamanlarımız da oldu. Çok uzak kaldığımız da. Neticede kardeş çocuklarıyız, öyle değil mi? Az buz bir şey değil. Koca bir çocukluk, bir gençlik yaşadık beraber. Sen, ben, Cahit ve tabii ki İclal. Eve döndüğümden beri aynı soruyu sorup duruyorum kendime. Bu kadarı yeter mi? Ha? Yani senin gibi bir adamdan birdenbire bir kahraman yaratmaya bu kadarı yeterli mi? Kahraman? Bu biraz iddialı olmadı mı? Onları ben kurtarmadım. Onları mı? Allah Allah. Ben oraya İclal'i kurtarmaya geldiğini düşünmüştüm. İlginç. İçlerinden en az birini kurtarabilecek tek kişi sendin. Yani kahraman olması gereken sendin. Yani bu sorgulama orada olarak senden rol çaldığım için mi? Eğer bu bir sorgulamaysa nereye varacağını biliyorsun. Boş konuşmayalım da sadede gelelim. Senin orada ne işin vardı? İclal'le senin hakkında başka ne konuşabilirim ki? Bütün bu olanlardan sonra seni çok merak ederken İclal'i yok saymak olmazdı. Açıkçası onu da merak ettim. Bir de birbirinizden bu kadar nefret ettiğinizi bilirken yaşadığınız bu olağanüstü macera ilgimi çekti aslında. Yiğit'le de ayaküstü bunları konuşuyorduk. Anladım. Tabii yani başka ne olabilirdi ki? Sen ne olduğunu düşündün ki? Hayır. Hayır ben değil. Fırat. O sizi duymuş. Fırat. İlginç bir adam. Boş ver. Unut gitsin. Zaten saçma sapan bir şey oldu böyle. Yok. Açıkçası konunun açılması iyi oldu. İclal'le yaşadığınız o ilginç gecenin detaylarını senden de dinlemek isterim aslında. Başka bir zaman. Üzerimden attığım zaman. Ben gidip bir Yiğit'e bakayım. Bu arada akşam bize uğrarsın değil mi? Dün gece uğramadığın için enişten biraz bozuk attı. Akşam sizdeyim. Tamam. Nur. Kapıyı kapatır mısın? Bir şey mi oldu? Bilmen gereken bir şey var. Ne hakkında? İclal ve Fırat hakkında. Bilmen gereken çok önemli bir şey var. Sana açık ve net bir soru sordum. Laf kalabalığı yapma. Şimdi bana açık ve net bir cevap vereceksin. Ne işin vardı orada? Laf kalabalığı değil. Net bir cevap ha? Peki. Ya sabrımı taşırma benim. Emin misin Yiğit? Benden o cevabı çoktan almadığına emin misin? Fabrikada beni gördüğün o ilk an
Ben o cevabı sana vermedim mi? Ben o cevabı sana verdim mi Yiğit? Sen bu soruyu aklının ucundan bile geçirmezken. Yıllar önce Yiğit, ikimiz de genç birer delikanlıyken bu cevap senin hep karşındaydı. Ben İcrel'i seviyorum. Ben İcrel'i senin hiç, hiç sevmediğin kadar seviyorum. Ben İcrel'i seviyorum Yiğit.